أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde sahabenin Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde kendilerine hayat verecek sözlere karşı tutumlarını canlı bir örnek olarak görmüştük elhamdülillah. Tefsir usulü, hadis usulü ve fıkıh usulü bilmeden de Allah'ın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini nasıl yaşanabileceğini de bize örnek olarak göstermişlerdi elhamdülillah. Allah Azza ve Celle'nin kitabı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti yeri geldiği zaman sahabeyi harekete geçirdi, hayra koşturdu, iyiliğin takipçisi yaptı. Yeri geldiği zaman da nefislerini, eylemlerini, sözlerini ve düşüncelerini bir esirin duvara mıhlandığı gibi bir kenarda mıhladı. Özellikle nefislerinin galyana geldiği, harekete geçtiği ve eyleme dönüşmek istedikleri bir zamanda Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti onlar için bir gem oldu kardeşler. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Rivayet edildiğine göre kabalığı ve bedeviliğiyle ön plana çıkmış Uyeyne bin Hısn ismindeki bir adam yeğeni Hur İbni Kays'ı ziyarete gelir. Hur İbni Kays ise Hazreti Ömer'in hilafeti dönemindeyken Hazreti Ömer'e yakınlığıyla bilinen bir gençtir. Kim gibi? Önceki derslerimizde kendisinden haber verdiğimiz, kendisini methettiğimiz Hazreti Ömer'in de sürekli kendisine iltifatta bulunduğu kim? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh gibi. Hatırlayın ne olur bir anısını. İbni Abbas hastalanmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini ziyarete gitti. Hastalığının boşluğunu dolduramadık. Allah yardımcımız olsun demişti ya. Demek ki Hur da İbni Abbas gibi hikmetli, ferasetli bir genç olarak Hazreti Ömer'in yanında bulunuyor. Amcası Uyeyne müminlerin emiriyle buluşmak ister. Ancak ben sizi bu ikisiyle buluşturmadan önce Uyeyne bin Hısn nasıl bir adamdır? Hazreti Ömer'le gireceği bir konuşmada Hazreti Ömer'in tavrını daha rahat anlamanız için isterseniz biraz size Uyeyne'den bahsedeyim. Uyeyne bin Hısn bedeviliğiyle, kaba sabalığıyla nam salmış bir adamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hicab ayetleri,
Yani mümin kadınların mümin erkeklerden gizlenmediği, saklanmadığı bir dönemden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ayşe'yi görür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme der ki, sen bu kadını hemen boşa ve bu kadından daha güzel olan eşimle nikahlan der. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şaşırır. Bir taraftan da öfkelenir. Ya Resulallah, bu adam kimdir der. Nasıl böyle bir sözü söylemeye cüret eder? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki, o ahmak bir adamdır. Ancak kavminin de kendisine itaat ettiği bir kişidir der. Kardeşlerim, bu Uyeyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün zevceleriyle beraber çadırda otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uzaktan kendisini gördüğü, şerrinden bahsettiği, kötü bir adam olarak nitelediği bir kişidir. Ancak gelin görün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde, çadırına misafir olarak bulunduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama iltifat eder, izzet-i ikramda bulunur. Annelerimiz bu meseleyi anlayamaz. Adam Peygamber aleyhisselamın yanından uzaklaşınca der ki, ya Resulallah, bu adamı gördüğünde dedin ki bu adam şerlidir, bu adam kötü biridir. Ama senin yanına geldiğinde de izzet-i ikramda bulundun deyince, şimdi ne olur kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o çadırda başta annelerimize, sonra da kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınlara şerli insanların vasıflarından birinin de ne olduğunu ve onlara nasıl davranılması gerektiğini öğreten muazzam bir cevapla karşılaşacağız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en şerli olanı, insanların en şerli olanı, altını tekrar çiziyorum kardeşlerim, insanların en şerli olanı, kötülüğünden emin olunmak için kendisine izzet-i ikramda bulunulan kimsedir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne olur? Önünüze en leziz yemekler konulan sizler, acaba bunu hak ettiğinizden dolayı mı konuldu önünüze? Yoksa şerrinizden, kötülüğünüzden emin olunmak için karşı taraf sizden sözlerinizle, davranışlarınızla zarar görmesin diye bir set mi çekmek istedi? Şimdi herkes kendini muhasebe etsin. Demek ki birilerinin bizim yüzümüze gülmesi, bize iltifatta bulunması, taltif etmesi, oturacak yeri beğenmemesi, ikram edilecek şeyi azımsamaları bize duydukları muhabbetten mi kaynaklanıyor? Yoksa bizden, şerrimizden emin olmamaktan mı kaynaklanıyor? Herkes bu akşam kendini bir hesaba çeksin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, insanların en şerlisi ve en kötüsü, kötülüğünden emin olunmak için kendisine izzet-i ikram yapılan kimseymiş. Cenab-ı Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. İşte o adam kim? Uyeyne bin Hısn. Hatırlayın ne olur? Özellikle Buhari'nin Edeb-ül Müfredini okuduğunuzda veya edeple, hayayla, ahlakla alakalı hadisleri okuduğunuzda sürekli karşınıza çıkan bir mesele vardır. O da nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından birini öptüğü sırada yanında bulunan bir adam, ya Resulallah, benim 10 tane evladım var, daha bir tanesini öpmüş değilim dediğinde kendisine merhamet etmeyene merhamet olunmaz cevabını verilen kişi işte Uyeyne İbni Hısn'dır kardeşler. İlginç bir şey daha söyleyeyim mi size? Bu zat-ı muhterem Hazreti Osman bin Affan'ın da kayınpederidir.
Hazreti Osman onun kızıyla evlidir. Bir gün nezaket olsun, belki kalbi yumuşasın diye Hazreti Osman kendisini bir akşam yemeğe davet eder. Kendisi yemeğe iştirak eder. Hazreti Osman'a şu cevabı verir. Ben oruçluyum. Bundan dolayı da yemek istemiyorum. Şimdi ben bu meselenin buraya kadar okuduğumda dedim ki Bedevi o kadar samimileşmiş ki adam gündüzleri oruç tuttuğu gibi gece de oruç tutuyor. Değilmiş. Bu olayı nakleden kişi diyor ki labaliliğinden dolayı, bakın labaliliğinden dolayı Hazreti Osman'a şu sözleri söylemeye devam ediyor. Zira diyor, gündüzün orucu bana diyor gece orucundan daha zor gelmektedir. Yani benim gece oruç tutmamın sebebi gündüz zorlandığımdandır. Şimdi ben bu şahsın ki irtidat ettiğini, dinden çıktığını ve Hazreti Ömer döneminde de öldürüldüğüyle alakalı rivayetler var. Kimileri de diyor ki bu adam irtidat etti, İslam'ı bıraktı, İslam'dan kopup gitti. Allah Resulü'nün vefatıyla beraber iman elbisesini üzerinden çıkarttı. Ancak Hazreti Ömer döneminde tekrar iman etti diyenler de var. Bunlar bizim için önemli değil. Bunları anlatmamın sebebi şu kardeşlerim. Şimdi Ömer bin Hattab'ın meclisine gelen bir adam var. O adamı tanımanızı, hal ve hareketini şimdi neden yaptığını anlamanızı istiyorum. Uyeyne İbni Hısın Hazreti Ömer'in huzuruna çıktı. Dedi ki ey İbnül Hattab. Herkes müminlerin emiri diyor. Adam İbnül Hattab diyor. Hattab'ın oğlu diyor. Babasıyla onu anlıyor. Bize karşı ne cömert oldun ne de bize adaletle davrandın dedi. Bakın dikkat edin. Karşısındaki kişi müminlerin halifesi Hazreti Ömer. Bize dedi ne cömertsin, ne izzet-i ikramda bulunuyorsun, ne bizi sayıyorsun, ne de bize adaletle davranıyorsun deyince Hazreti Ömer öfkelendi. İbni Abbas'ın ifadesiyle neredeyse adamı diyor dövecekti. Şimdi sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu sözü söylersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşfik bir peygamberdir, yumuşak bir peygamberdir. Sen Hazreti Osman'a labali konuşursun, yumuşak huylu bir sahabedir. Karşındaki adam labaliliği kabul etmeyen, soytarılığı kabul etmeyen, sözün iyisiyle kötüsünü birbirinden ayıran Furkan vasfına sahip bir adamdır. Sözlerini ölçerek konuşacaksın. Hazreti Ömer radıyallahu anh adamı dövmek ister. Az önce bir söz söyledik ya, sahabeyi Kur'an ve sünnet harekete geçirdiği gibi aynı zamanda yerine çakılı bir hale sokar. Hur, hikmet sahibi çocuk, genç, meseleyi anlar, amcasını kurtarmak ister. Ömer bin Hattab'a yönelir ve der ki, ey müminlerin emiri, Allah Azza ve Celle nebisine affa, yani affetmeye sarıl, iyiliği emret, yani güzel olanı söyle veya güzel davranışa nasihat et ve cahillerden yüz çevir diye emretmektedir. İşte bu adam cahillerden bir adamdır der. Amcasını böyle kurtarır tabir yerindeyse. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, İbni Abbas radıyallahu anhumanın ifadesiyle der ki vallahi o yani Hur ayeti okuyunca Hazreti Ömer ayete aykırı düşecek bir şey yapmadı. Vallahi Ömer Allah'ın kitabının dışına çıkan bir kişi değildir sözlerini İbn Abbas söyledi kardeşlerim. Allahu Ekber. Ne sahabe ne ondan sonra gelen tabi'in ve tebe-i tabi'in Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı davranan kimseler değildi. Elhamdülillah kardeşlerim. Bakın İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inde Cabir bin Süleym'in Peygamber aleyhisselamla geçen bir hatırasından bahseder.
Bu Cabir bin Süleym, bu da bedevi bir adamdır. Bedevi bir topluluğun içerisinden gelmiştir Peygamber aleyhisselama. Peygamber aleyhisselama selam verir ve kendisine der ki, biz çöl halkındanız. Biz çöl halkındanız. Yani bizim yaşamış olduğumuz belde ne kadar sadeyse, bizim bedenimiz de, zihnimiz de, kalbimiz de, sözlerimiz de o kadar sadedir. Biz çöl halkındanız. Ancak der, biraz da katı ve sert adamlarızdır. Önce kendini tanıtıyor. Gelmiş olduğu toplumdan haber veriyor. Biz çöl halkındanız. Yani bedeli bir topluluğuz. Biraz da bizde katılık ve sertlik vardır. Allah'ın bana kendileri vasıtasıyla fayda sağlayacağı bir takım kelimelerden haber verir misin der. Yani ey Allah'ın peygamberi, biz bedevi, sert, kaba adamlarız. Ben kavmimin içerisine geri döndüğümde onlarla muamelemi nasıl güzelleştirebilirim? Bana fayda sağlayacak olan sözleri öğretir misin deyince Nebi Aleyhisselam dedi ki tekrarla dedi. Bir daha söyle dedi. Çok hoş söyledi. Kendini güzel tanıttı. Öyledir ha dostlar. Tanımadığınız bir insana kendinizi güzel tanıtın. Bilmediğiniz bir insanın evine ziyaretçi olarak gittiğinizde kendinizi güzel tanıtın. Sanki sizi herkes tanıyormuş gibi. Sanki sizin özelliklerinizi herkes biliyormuş gibi asla bir mescidin, bir meclisin veya bir evin içerisine girmeyin kardeşler. Ey Allah'ın Resulü, bizim tabiatımızda sertlik ve kabalık vardır. Şimdi bizim de yaşamış olduğumuz toplumun içerisinde bazı aileler sertliğiyle ön plana çıkmıştır değil mi abi? Bazı memleketler, bazı iller, bazı ilçeler, bazı köyler bedeviliğiyle meşhur olmuştur değil mi Mehmet Hocam? Öyle anarız biz onları. Öyle niteleriz. Öyle tanırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şimdi yaklaş dedi. Şimdi bana doğru gel dedi. Adama yöneldi ilk sözü. Allah'tan kork dedi. Allahu Ekber. Allah'tan kork. Hangi durumda olursan ol. Nerede bulunursan bulun. Hangi konumu işgal edersen et. Allah'tan kork ve sakın. Ve dedi ki, maruftan, yani iyilikten hiçbir şeyi hafife alma. Şimdi bu sözler kardeşlerim, Medine'de yaşayan İbni Mesud'a söylenseydi, şerh edilmeye, izah edilmeye ihtiyaç hissedilmezdi. Bu sözler İbni Abbas'a söylenseydi aynıydı değil mi hocam? Muaz bin Cebel'e söylenseydi aynıydı. Yalnız dikkat edin. Peygamber aleyhisselam bize bir şey öğretiyor. Hoca abiler, davetçiler, karşınızdaki insanı önce tanıyın. 9 dinleyin, 1 konuşun. 9 söz söyleyip 9 tane hata yapmayın. 9 kere dinle, 1 defa konuş. Muhatabını anla, onun anlayacağı seviyeye in. Değilse ben İmam Şafii olmazdım dedi değil mi? Koskoca imam. Eğer benim hocam, beni terbiye eden alim, benim seviyeme inmeseydi ben İmam Şafii olmazdım dedi bizzat kendisi. Muhatabınızı tanıyın, şerh edilmesi gereken konuyu da güzel izah edin. Bakın Peygamber aleyhisselam devam etti. Yani maruftan hiçbir şeyi de küçük görme. Ne anlayacağız? Bu Cabir'in ne anlamasını istiyor Peygamber aleyhisselam? Başladı tek tek örneklendirmeye. Bu da bizim için bir salih amel kapısıdır. Bunu da iyi değerlendirelim. Allah Resulü aleyhisselam 3 şey saydı. Hadiste madde halindedir ama biz anlaşılsın diye maddelendirelim. 1 dedi ki, kardeşinin karşısına güler yüzle çık. Değil mi Ahmet abi? Bir adam ne kadar bedevi olursa olsun, bir adam ne kadar hırçın olursa olsun, ne kadar katı kalpli, Resulullah Aleyhisselam böyle oturmayı yasaklıyor Emin abi. Ne kadar katı kalpli, kaba saba da olsa, onun kalbindeki yumuşaklığı, nezaketi ortaya çıkartan kilit neymiş, anahtar neymiş kardeşler?
Tebessüm etmekmiş. Ya adam mahkeme duvarı gibi, nasıl tebessüm edeyim? Tebessüm etsem geri çarpıyor, başka tarafa gidiyor. Bir kere tebessüm ederim. İki kere tebessüm ederim. Üç kere tebessüm ederim de. Beş kere de mi? Evet, beş kere de olsa sen tebessüm et. Demek ki onun kalbini inceltecek olan husus senin tebessümünde gizliymiş. Peygamber bize onu öğretti. Sonra iki, kovandan, kovandan su isteyen olursa onun kabına su boşalt dedi Peygamber aleyhisselam. Çok basittir kardeşlerim. Çok basittir. 5 litre suyu marketten alırsınız. Tam evin merdivenlerinden çıkarken yaşlı anne babanız der ki evladım sen o suyu bana ver. Allah razı olsun buraya kadar taşımışsın. Allah sana hizmet ettirmiş. Şimdi git kendine yenisini al dediğinde bedevileşmeyelim. Ya ana git 2 adımlık yer kendi suyunu kendin al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsediyor. Bir kova su indiği zaman geldiği zaman komşun senden en ufak bir şey dahi istese yahu ben bunu perşembe pazarından 3 kilometre uzaklıktaki bir yerden aldım. Kadına bak kendini kaldıramıyor da gidip de pazardan şu ihtiyacını karşılamıyor deme. O kardeşinin ihtiyacını karşıla. Hani dedi ki iyiliği marufu küçümseme. Hafif görme. Şimdi asıl bizi ilgilendiren üçüncü konu. Asıl en önemli konu. Bakın şimdi diyor ki Allah Resulü aleyhisselam 3. Bir kimse sende olup olmadığını bilmediği bir vasıfla sana hakaret etse. Şimdi buraya gelin kardeşler. Hepimiz buraya yönelelim. Bir kimse sende olup olmadığını bilmediği bir vasıfla sana hakaret etse, sen onda bildiğin bir vasıfla asla ona hakaret etme. Allahu Ekber. Adam geldi sana, dedi ki ey Ali Efendi, vallahi şu yeryüzündeki en cimri adam sensin. Halbuki böyle bir vasfa sahip değilsin. Sen yalancısın. Sen verdiğin sözü asla tutmazsın. Dediğinde eğer sen bu vasfa özellikle de sahip değilsen, Allah Resulü aleyhisselam ne diyor kardeşler? Onda bildiğin bir vasıfla asla ona hakaret etme. Asıl yalancı sensin. Geçen gün ticaretinde nasıl yalan söylediğine şahit oldum. Hatta hanımın da dedi. Ey insanlar bu adam var ya, bu bey var ya, yalancının tekidir, zorbanın tekidir. Sen zorbasın ve yalancısın. Benim gibi Müslüman bir esnafa, şahsiyete hakaret edemezsin. Diyor ki Peygamber aleyhisselam asla diyor böyle söyleme diyor. Sonra devam etti. Dedi ki, bitirdi mevzuyu. Şüphesiz bundan dolayı Yüce Allah sana bir iyilik yazacak. Hanene bir iyilik yazacak. Adam gelecek tepene, yahu diyecek sen maldan çalmışsın. Yahu işçilikten kaçmışsın. Sen sanki tartıda hile yapmışsın. Benim malımı tas tamam ölçmemişsin. Gibi vasıflarla sizi niteleyecek. Sen de diyeceksin ki hacer etme be hacı abicim. Hacer etme be kardeşim ablacım. Eksik mi tartmışız? Tekrar tartarız. Yanlış mı ölçmüşüz? Tekrar ölçeriz. Hata mı yapmışız? Telafisi mümkündür. Kuluzdur. Bunu yaparız. Diyebilir misin? Ben şimdi kendime sesleniyorum. Kardeşlerim bazen diyor sanki hoca bunu söylediklerini yapıyormuş gibi anlatıyor. Vallahi nefsime hitap ediyorum. Nefsime nasihat ediyorum. Ben yapmakta zorlandığım bir hususu size izhar ediyorum. İnanıyorum ki bazı kardeşlerim de bunu yapmakta zorlanmaktadırlar. Diyebiliyor muyuz kardeşlerim? Vallahi bunun telafisi vardır. Ölümlü dünyadır kardeşim. Kırmayalım birbirimizi diyebiliyor muyuz? Allah Resulü diyebiliyorsan senin diyor hanene ecir yazılacak. Diyemiyorsan, misliyle mukabele ediyorsan, ulan sen var ya sen, ne hınzır adamın tekisin deyip de ona daha fazla yükleniyorsan, şunu kesinlikle bilelim ki bir vebal yazılacaktır diyor hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vebal, bunun karşılığı verilecektir aziz dostlarım. Söyleyene de, ona misliyle daha büyüğüyle karşılık verene de. Sonra Peygamber aleyhisselam adamı tanıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Yani Cabir'i tanıyor mu? Onun bir olayına mı şahit oldu? Yoksa gelmiş olduğu toplumdaki bir gayri ahlakili, ahlaksız bir
tavrı mı önlemeye çalışıyor Peygamber aleyhisselam bilmiyorum. Ona şu nasihatte bulundu. Dedi ki, Yüce Allah sana neyi ihsan ettiyse asla ona sövme. Anladınız mı dostlar? Allah sana neyi ihsan ettiyse, sana neyi verdiyse, sana neyi bağışladıysa ona da dedi asla sövme dedi. Sonra Cabir bin Süleym ekledi. Kendisi şimdi söylüyor. Allah'a yemin ederim ki bu sözlerden sonra. Ha, demek ki kendisi şimdi bu işi yapıyormuş. Ya da bu işi yaparken peygamber gördü. Haber geldi Resulullah'a. Allah'a yemin ederim ki bu sözlerden, bu nasihattan sonra ne bir koyunuma ne de bir deveme asla sövmedim. Allah size neyi ihsan ettiyse, bu ihsan edilen bir saliha kadın olabilir. Aklı başında selim bir kalbe, düzgün bir fıtrata sahip bir çocuk olabilir. Elinizdeki mesleğiniz olabilir. Oturduğunuz eviniz, bindiğiniz arabanız olabilir. Allah mı size bunu ihsan etti? Allah lütfu ve keremiyle sizi bununla zenginleştirdi mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunu sövme. O da dedi ki ben de bu andan itibaren asla Allah'ın verdiği ihsana sövmedim. İşte güzel dostlarım, Hazreti Ömer ve onun gibi sahabeyi Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hadisleri takdir edilecek bir ahlaka ve takip edilecek bir kişiyle ulaştırdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi değerli kardeşlerim, az önce sormadınız. Hur İbnül Kays'ın okumuş olduğu ayetler nerede geçiyor? İsmail abi? Bilen var mı abi? Yavuz? Test etmeyeceğiz. Sınamamak için sordum. Hatırlayabildik mi? Unutmayalım diye soruyorum. Zihnimizde kazınsın diye soruyorum. Beşir abi hatırlayabildik mi? A'raf suresi 199. ayetler. Peygamber aleyhisselama Allah neyi emretti? Affa sarıl, affet, bağışla. Ondan sonra ne dedi? İyiliği emret dedi. Güzellikle onlara nasihat et. Sonra cahillerden dedi yüz çevir. Bakın bu ayetlerin hemen arkasından, yani 200. ayette, A'raf suresi 200. Allah dedi ki eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse, şeytan seni ganyana getirirse, şeytan seni azdırmak için vesveselerin birini bırakıp diğerini atarsa, dedi ki festaiz billah, hemen Allah'asın, hemen Allah'asın. Hiç düşünme, tereddüt etme, erteleme, ne yapayım diye şöyle kenara çekilme. Hemen Allah'a yönel, hemen Allah'a dön, hemen Allah'a sığın. Çünkü o, yani Allah, işitendir, bilendir diyerek şimdi bizi başka bir yöne yönlendirdi ayetler. Ne o biliyor musunuz kardeşler? Şimdi bazen öfkelerinize malik olabilirsiniz. Şöyle aklı selim durursunuz. Ben bu cahile cevap verirsem büyük bir cahillik yaparım. Ahmaklığın karşılığı ahmaklık olmasın diyerek nefsinize hakim olmaya çalışırsınız. Ama benim en çok yaşadığım, inanıyorum ki bu mecliste de birçok kardeşimin maruz kaldığı bazı şeyler vardır, vesveseler. Bir an insanın böyle tansiyonu artmaya başlar. Malik olamadığı bir hararet üzerinde çıkmaya başlar. Kulağına bir ses gelir. O ses nedir? Biz de seni adam zannederdik. Biz de seni yiğit biri zannederdik. Yahu konu komşuya el aleme rezil oldun. Adam geldi sana hakaret etti. Sen de sineye çektin. Kırmızı ışıkta adam camını açtı. Ulan dedi baksana kardeşim. Sen olur abi dedin. Kenara çekildin. Adamı şımarttın. Arkandan da konuşmasına sebep oldun. Sözleri hepimize söylenmiyor mu? Müşteri geliyor malı atıyor tezgaha. Alacaklı geliyor borcunu istemeye. Hakaretin bini bir,
Biz sustuğumuzda, alttan aldığımızda şeytan kulağımıza hemen fısıldamaya başlıyor. Cevap ver diyor. Korkma. Halbuki buradaki korkmak takvadır. Bakın. Burada festa'il billah hükmüne teslim olmak izzettir, şereftir. Allah'a, Resulüne, dini mübini İslam'a küfredilmediği müddetçe, hakaret edilmediği müddetçe, yahu adam Allah'a seviyor, sesini çıkartmıyor, sesimizi çıkartmıyoruz, anamızı affedersiniz sövdüğünde, Allahu Ekber, yeryüzünde 3. cihan harbini çıkartmak için uğraşıyoruz. Annelerimiz değersiz değildir, asla bunu konuşmuyorum. Allah'a sövülüyor, sana sadece küçük bir hakarette bulunuyor, ortalığı ayağa kaldırıyorsun veya ben ortalığı ayağa kaldırıyorum. Bunun sebebi neymiş kardeşlerim? Allah Azza ve Celle demiş ki şeytandır, apaçık düşmanındır. İster Müslüman kardeşine olsun, ister başkasına, hiç fark etmez. Allah'a sığınmak ise takvadır kardeşlerim. Bunun delili ne peki? Bunun delili de bir sonraki ayettedir kardeşler. 201. Allah Azza ve Celle dedi ki, takvaya erenler var ya, yani muttaki olanlar var ya, Allah'tan hakkıyla korkanlar var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese geldiğinde hatırlayıp hemen gerçeği görürler dedi Allah Azza ve Celle. Yani istikametten çıkmanız için sizin kulaklarınıza şeytan üflediğinde ne yapacakmışız Müslümanlar? Festa'iz billah. Allah'a sığınacağız, Allah'a yöneleceğiz ve büyük bir hakikati görmeye çalışacağız. Allah şu an benim ne yapmamı istiyor? Allah beni görüyor, Allah beni biliyor ve bunun karşılığında beni yargılayacak olan Allah'tır. Ben nasıl bir tutum sergilemem gerekiyor deyip takvaya koşmak Allah Azze ve Celle'nin isteğidir kardeşlerim. Bu ister cahil bir adamın sataşması olsun, isterseniz şeytanın her türlü vesvesesi olsun, hiç fark etmez. Bakın İbn Kesir, Allah kendisine rahmet etsin, Araf suresi 201. ayetini tefsir ederken Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemindeki bir olaydan bahsediyor. Bakın Hazreti Ömer'in halifeliği dönemindeyken bir genç kendisini ibadete vermiş. Mescide kapanmış, sürekli alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye ibadet etmektedir. Bir kadın da bu genci gözüne kestiriyor. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Nefsinin en fazla kabardığı dönemi yaşayan kardeşlerime sesleniyorum. Güzelliğinizle, yüzünüzdeki nurla, o samimiyetinizle sanmayın ki insanlar size bulaşmayacaklar. Sanmayın ki haramzadeler size yaklaşmayacaklar. En fazla size geleceklerdir. Çünkü siz cazibe merkezisinizdir. Çünkü siz onların fahşasına, onların fuhşuna iltifat etmeyen adamlarsınız. Siz daha lezzetlisiniz onların gözünde kardeşlerim. Bu kadın gözünü gence dikiyor. Ve genci elde etmek için sürekli ısrarcı davranıyor. Sürekli gence teklifte bulunuyor. Ve genç artık dayanamıyor. Ne kadar abid olursa olsun, ne kadar salih olursa olsun, demek ki bazı zamanlarda ayaklarımız sürçebilecekmiş. Ama şimdi hikayenin sonunu dinleyeceğiz. Bu genç kadına iltifat ediyor. Kadının evine gitmek üzereyken, yani kadınla beraber olmak için kadının evine gitmek üzereyken bir anda duruyor. Ve kendisine Araf suresi 201. ayetlerini okuyor. O takva sahipleri var ya, hani vardı ya ayette, şeytan kendilerine vesvese verdiğinde hemen hatırlayıp tabir yerindeyse geri dururlar. Ayetini okuyor ve bayılıyor kardeşler. Genç tekrar ayılıyor. Aynı şekilde Araf suresi 201. ayetlerini kalbine, zihnine, bedenine fısıldıyor. Bu sefer yere düşüp vefat ediyor kardeşler. Neden dolayı?
Allah korkusundan dolayı. Neden dolayı? Ayet ona büyük bir hakikati hatırlattı. Ey genç, zina edebilirsin. Ancak cehennem ateşine katlanırsan. Zina edebilirsin, serbestsin. Benim azametim karşısında duracak bir gücün varsa, bunların hiçbirini yapacak güç, iktidar, saltanat sende olmadığına göre bu işten uzaklaş. Genç bunu hatırladı. Vefat etmesinin sebebi de aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna çıktığında nasıl hesap vereceğini düşünüyor. Daha fiilata geçmeden. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olayı duyuyor. Cenazeye iştirak ediyor. Ailesine taziyesini sunuyor. Cenaze namazı kılınıyor. Defin işlemleri gerçekleşince Hazreti Ömer radıyallahu anh, o hikmet sahibi adam, feraset yüklü adam, kabrin başında duruyor. Kabir ehline şöyle sesleniyor o gence. Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için iki cennet vardır ayetini okuyor. Anladınız mı kardeşler? Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için, yani ey genç senin için iki cennet vardır ayetini okuyunca kabirdeki genç Allah'ın izniyle dile geliyor. Ve diyor ki ya Ömer aziz ve celil olan Rabbim onları bana cennette iki defa verdi diyor. Allahu Ekber. Senin bahsetmiş olduğun nimetler, Allah Azze ve Celle'nin bu ayet üzerinde murad ettiği şeyler var ya, size saklı olan, size gizlenen, sizin bilmediğiniz, sizin anlayamadığınız şeyi ben şu an cennette iki defa tattım diyor genç. Allahu Ekber ve lillahi ilham. Şimdi özellikle genç kardeşlerim, hayra yöneleceğiz. Salih amele koşacaksınız. Ancak şeytan ve dostları kalbinize sizi Allah'tan uzaklaştıracak haramları üflediği zaman soluğu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin korumasında ve yardımında alacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Bileğinize ne olur güvenmeyin. Pazınıza güvenmeyin. Gücünüze güvenmeyin. İmanınıza güvenmeyin. Amelinize güvenmeyin. Güveneceğiniz ve sığınacağınız tek şey aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle olsun. Ona güvenin. Ondan yardım isteyin. Neden? Çünkü o Allah işitendir. Senin sesini duyandır. Aynı zamanda senin muzdaripliğini, muhtaçlığını, ihtiyacını en iyi bilen güç ve kuvvet sahibidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet aziz dostlarım. Az önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöl halkından gelen bir tane adama, bakın üçüncü maddede bizim için alakalı bir şeyi fısıldadı. Bir şeyi nasihat etti. O da neydi? Bir kimse size ait olup olmadığını bilmediği bir vasıfla size hakaret etse, siz ne yapacaksınız? Onun üzerinde bildiğiniz bir vasıfla ona hakaret etmeyeceksiniz. Bu nedir biliyor musunuz aziz dostlarım? Cahillere ve cahilliğe sabrın en üst zirvesidir. İşte Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle bu vasfı ve bu vasıfla ilintili, bağlantılı olan vasıflara sahip olan kullarını nasıl nitelemiş? İbadur Rahmani. Yani Rahman'ın kulları. Bazı meallerde Rahman'ın has kulları olarak nitelenmiştir. Kullar içerisinde, bakın bu müminler de olabilir, Müslümanlar da olabilir, müminlerin içerisinde öyle has kulları vardır. Belki o anlama da gelebilir. Yahudilerin, Hristiyanların, ateistlerin yaşadığı bir dünyada Allah'a boyun eğmiş has kullar da olabilir. Hangisi olursa olsun, bakın kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresi 63. ayetinde bu vasfa sahip, belki insanların çok da önemsemediği, böyle bir vasıf da dillense ne olur dediği vasfın sahiplerine bakın şöyle seslenmiş. Bismillah. Ve ibadur rahmanillezine yemşune alel ardi hevnen.
Rahman'ın öyle has kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ve vakarla yürürler. Şimdi işleyeceğimiz konunun diğer kısmı bu olacak. Ancak bizimle bitireceğimiz, asıl şimdi bitireceğimiz konu, bakın şurada geliyor. İkinci özellik. Diyor ki Allah, وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cahiller onlara sataştığında, Allahu Ekber, sözleriyle, hareketleriyle onlara sataştığında, onlar ne dermiş? Selam der, geçerlermiş. İşte müfessirler, burada bağlayacağım, bu kısmı bitireceğim. Müfessirler, selam der geçerlerden kasıt, onlara güzel bir söz söylerler. Kardeşim bana bulaşmayın diyebilirler. Bunlara güzel bir davranışta, ikramda bulunabilirler. Onlara hiç aldırmazlar, cevap dahi vermeden geçerler. Bu hepsini içine almaktadır. Onlar cahillerin sataşmaları karşısında selam der geçerler, insanlarla muhatap olmazlar. Yalnız değinmek istediğim önemli bir konu var kardeşler. Dikkat ettiniz mi? Allah Azze ve Celle bir kuluna vereceği en büyük şerefli bir sözle seslenmiş. Ve ibadur rahmani. Rahman'ın has kulları. Bu Rahman'ın has kullarının içerisinde Allah Azze ve Celle'nin kuluna sevdiğini izhar etmesi vardır. Vallahi bu çok büyük bir şereftir kardeşlerim. Şimdi abi Allah için sen söyle. Şu toplum içerisinde tecrübe sahibi olan abilerim seslensin. Desinler ki, ya şu insanlar içerisinde bazıları vardır ki, ya beni ister sevsin ister sevmesin. İster selam versin ister vermesin. Hiçbir kadri kıymeti yoktur dediğiniz insanlar var mı? Vardır kardeşlerim. Şimdi tekrar size soruyorum Allah için. Size çok iyiliği dokunmasa da, sizle çok zaman harcamasa da, bazı insanlar vardır, onları da o kadar çok seversiniz ki, göz göze temas ettiğinizde kalbinize bir mutluluk gelir. Size isminizle hitap ettiğinde yüreğinize bir huzur gelir. Size bir emir buyursa, git şu falanca işimi gör dese, mutluluktan havayı uçarsınız. Böyle bir dostun var mı? Kesinlikle vardır. Ya bir annendir, ya babandır, ya dostundur, ya başında bulunan bir idarecindir, ya hocandır. Ne dersen de kardeşim. Ama böyle sevdiğiniz insanlar vardır değil mi? Şimdi gelin o insanı inceleyin. Etten, kemikten, sinirden, kandan, adaletsizlikten, hoşgörüsüzlükten, haddi aşmaktan, savaşmaktan müteşekkil bir insan var karşınızda. Onda nankörlük yok mu abi? Var. İnsan olmasından dolayı var. Onda gıybet de var. Dedikodu da var, yalan da var. İnsan bunlarla beraber insan olmuş. Şimdi ne olur ama biraz daha düşünün. Bir de Rahman ve Rahim olmasıyla birlikte bütün iktidarı ve saltanatı elinde bulunduran aziz ve celil olan Allah'ın sizi sevmesi var. Bakın ne olur iyi düşünün. Sizin ibadet etmeleriniz bir kenara dursun. Sizin Allah'ı sevmeniz bir tarafa dursun. Bunlar önemli hadiselerdir. Ancak asıl önemli olan husus Allah Azze ve Celle'nin sizi sevmesi, sevgisini izhar etmesidir aziz dostlarım. Bakın Abdullah İbni Mübarek'in Müsned'inin 4. hadisinde Ebu Hureyre radıyallahu anh bir hadis naklediyor. Diyor ki çok malum olan, sizin fazlasıyla bildiğiniz bir hadisi hatırlatmak istiyorum. Bir adam başka bir köyde bulunan kardeşini ziyarete gitmek ister. Hatırladınız değil mi hadisi? Hemen hemen edeple, ahlakla alakalı her hadis kitaplarında bu bölüme rastlarsınız. Allah Azze ve Celle de bu adamın yol güzergahına bir meleği gözcü olarak diker. Adam melekle karşılaşınca, melek ona der ki nereye gidiyorsun? Adam der ki falanca köyde bulunan kardeşimi ziyarete gidiyorum. Melek der ki ondan bir fayda bulmak için mi gidiyorsun? Adam der ki hayır. Onu sadece Allah'ı memnun etmek için. Allah için sevdiğimden dolayı diyor ziyaret ediyorum.
Dediğinde bakın melek adama yöneldi ve dedi ki, ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçisiyim. Ben bir meleğim. İnsan kılığında bir melek. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçisiyim. Şimdi ne olur buraya dikkat edin kardeşlerim. Şüphesiz ki Allah senin kardeşini sevdiğin gibi seni seviyor der. Allahu Ekber. Şüphesiz ki Allah sen kardeşini nasıl seviyorsun ya, ona nasıl muhabbet besliyorsun ya, Allah Azza ve Celle de seni böyle seviyor der kardeşlerim. Şimdi Allah için sana soruyorum ey Müslüman. Allah Azza ve Celle'nin Cebrail Aleyhisselam'a ben falanca kulumu seviyorum haberini ulaştırması. Cebrail Aleyhisselam'ın sema ehline sizin sevginizin Allah tarafından tasdik edildiğinin haberi ulaştırılsa, sema ehli yeryüzüne seslense, Allah Azza ve Celle falanca kulunu seviyor, etten, kemikten, tırnaktan, acziyetten, nankörlükten yaratılmış müteşekkil olan seni, Allah Azza ve Celle, cebbar olan Allah, aziz olan Allah, mütekebbir olan Allah, saltanatını ve iktidarını her şeyde gösteren Allah seni seviyor dese, Allah için sana sesleniyorum. Cennetin nimetlerinden daha lezzetli bir şey değil midir bu? Daha önemli bir husus değil midir? Allah Azze ve Celle bizi sevsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ehlimizi sevsin. Allah Azze ve Celle neslimizi sevsin. Allah Azze ve Celle bizi kendisine sevmeyi, hakkıyla muhabbet beslemeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevdiği işleri bize sevdirsin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanları, sevdiği dostlarını bize sevdirsin inşallah. Bakın kardeşlerim, şimdi dedi ki aziz ve celil olan bir Allah var. Seni sevme diye bir mecburiyete içine sokulabilir mi abi? Var mı böyle bir saltanat sahibi? Ey Rabbim! Sen kullarını sevmekle mükellefsin diyecek Allah'ın karşısında bir iktidar ve güç var mıdır? Asla ve kata yoktur. Ama bakın ne olur kardeşlerim. Benim Rabbim tam 5 yerde. Bakın bir hadisi şerif nakledeceğiz. 5 yerde kullarına olan sevginin hak olduğunu ishar etmiştir. Şu kulları sevmem onların üzerine bir hak olmuştur diye bize bildirmiştir. Bakın Şurahbil bin Es-Simt. Bunun sahabe olup olmamasıyla alakalı ihtilaflar var. Bir gruba göre sahabedir, bir gruba göre değildir. Bu Şurahbil ismindeki zat-ı muhterem sahabeden Amr bin Abese ile karşılaşıyor. Ona bir şey söylüyor. Diyor ki bana sadece senin işittiğin, İçerisinde yalan sözün bulunmadığı, eksik ve fazla kelimelerin katılmadığı bir hadisi aktarabilir misin? Yani yalan olmayacak, eksiltme, fazlalaştırma olmayacak ama bununla beraber bir de hadisi sadece sen işiteceksin. Diyor ki evet diyor, aktarırım diyor, var diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz ki Allah şöyle buyurdu. O zaman bu hadis ne? Hadisi kutsi değil mi? Şüphesiz ki Allah Azza ve Celle şöyle buyurdu. Bakın 5 şey sayacağız. Hadis metninde maddeler yok. Hafızamızda kalsın diye biz maddelendirelim. 1. Benim için birbirini sevenlere karşı sevgim hak olmuştur. Allahu Ekber. Sadece Allah için birbirini sevenlere sevgim hak olmuştur. Benim için saf tutanlara, ister namazda, ister cihat meydanlarında, ister sokakta Allah'ın dinini yayarken, hiç fark etmez. Benim için saf tutanlara karşı sevgim hak olmuştur. Benim için birbirini ziyaret edenlere sevgim hak olmuştur. Benim için birbirine ihsanda, yani fedakarlıkta bulunanlara sevgim hak olmuştur. Benim için birbirine yardımcı olanlara sevgim hak olmuştur diyor Allah Azza ve Celle İmam Ahmed bin Hanbel'in
Müsned'inde geçen bir hadisi kutsi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle şu beş şeyi de bizlere nasip etsin inşallah. Ki Allah'ın sevgisi üzerimizde hak olsun kardeşler. Kıyamet gününde de Allah Azze ve Celle nerede benim için birbirini sevenler bir araya gelsinler. Toplansınlar. Nerede birbirlerini Allah için sevenler, birbirlerini Allah için ziyaret edenler, Allah için saf tutanlar, kenetlenenler, sokakta kenetlenenler, camide kenetlenenler, Allah yolunda cihad ederken kenetlenenler, nerede birbirlerine fedakarlık yapanlar, nerede birbirlerine yardımlık yapanlar, birbirine yardımcı olanlar, Allah Azze ve Celle bizi bu vasıflarımızla bir araya getirip sevgisini ve muhabbetini ishar etsin inşallah. Yoldunuz mu Müslümanlar? Mescidin, meclisin en yaşlısı, şimdi kır sakalın, kır saçına göre sana mı diyelim abi, yoksa Nafa abiye mi diyelim? Nafa abi sen rahatsın. Ama bu abi rahat değil. Ben de rahatım. Sen rahat mısın? Gençler çıkışta amcayla sizi helalleştirsiniz. Ben karışmıyorum. Ben de rahatım. Allah seni rahat ettirsin. Allah razı olsun. Allah seni kıyamet günde rahat ettirsin. Kabirde rahat ettirsin. Sizi ben yoruyorum. Allah sizi dinlendirsin. Sizin canınızı ben sıkıyorum. Allah size kabrinde ikramda bulunsun. Size ben belki acı veriyorum. Allah kıyamet günü acılarınızı dindirsin inşallah. Buyur Murat abi. Hacı vermiyorum. Hacı vermiyorum. Sen hacı. Allah seni sevsin inşallah. Şimdi aziz dostlar. Bakın. Az önceki cahillerden yüz çevirmeyi kenara koyduk. Allah Azze ve Celle Rahman'ın has kulları olarak nitelendirdiği müminlerin vasıflarının başına neyi koydu? Neydi Serkan? Onlar tevazu ehliydi değil mi ayette? Furkan suresi 63. ayete şimdi geldik. Onlar tevazuyla ve vakarla yürürler dedi mi Allah Azze ve Celle? He, şimdi bakın kardeşlerim. Rahman'ın o has kulları yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Bu yürüyüşle ne yeri delebilirsin ne de boyca dağları aşabilirsin. İsra suresi 37. ayetine boyun eğen kimselerdir. Rahman'ın has kulları. Yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah kibirli olanları ve kendini beğenip övünenleri asla sevmez. Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatı kendisine bir öğüt olarak alan kimselerdir aziz dostlarım. Şimdi biz bunları söylerken, yani bir Müslüman yolda yürüdüğünde mütevazı olacak. Kibirli olmayacak. Biz bunları söylerken bir Müslümanın omuzlarını salmış, boynunu bükmüş, hasta bir adam gibi, kabirden yeni çıkmış bir ölü gibi tabir yerindeyse yürümesi gerektiğini de savunmuyoruz. Bunun delili de kimdendir? Yine Hazreti Ömer'den verelim. Allah Azze ve Celle de onunla beraber bizi cennete beraber kılsın inşallah. Şimdi bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken bir gençle karşılaşıyor. Genç çok yavaş yürüyor. Var mı öyle genç içinizde? Genç çok yavaş yürüyor. Hazreti Ömer gence yaklaşıyor. Diyor ki hasta mısın? Tabii önce mevzuyu öğrenmesi gerekiyor. Hasta mısın diyor. Hastaysa yardım edecek. Koltuğunun altına girecek, destek olacak. Genç diyor ki hasta değilim. Hazreti Ömer kamçıyı kaldırıyor. O zaman diyor adam gibi yürü diyor. Adam gibi yürü diyor. Yani kibirli yürüme. Doğru. Böbürlenme. Doğru. Ama sümsük gibi de olma. Hiç değilse kafirler, zorbalar, zalimler seni gördüğünde içlerine biraz korku girsin. Müminler seni gördüğünde de neşe bulsun. Ulan işte aradığımız adam bu be. Yani en zor şartlar altında dahi izzetin timsalini gösteren bir yürüyüşün sahibi. Helal olsun sana desinler be kardeşim. Ama caka satma. Ama havalanma. Ama burnu havada bir şekilde yürüme. Neyi tasvir ettiğimi siz kalbinize sorun. O dahi biliyor kardeşlerim. Evet aziz dostlarım. Hazreti Ömer dedi ki böyle de yürüme dedi. Yani kibirli olma. Yasaklanan şey kibirdir kardeşler. Kibir sahibini Allah'tan alıkoyar. Cehenneme yaklaştırır. Cennetten uzaklaştırır.
insanların arasındaki sevgiyi azaltır kardeşlerim. Kibir şeytanın ahlakıdır. Kibir sahibini yüzü koyun cehenneme atan bir hastalıktır. Şimdi ne olur dinleyin aziz dostlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle mecliste otururken, amca sen montu çıkartma. Bektaşı meselesi gibi iş inada bindi diyorsun he? Tamam. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerle beraber otururken dedi ki, üç sınıf insan vardır ki kıyamet gününde Allah onları muhatap almaz. Onların yüzüne bakmaz ve onları temize çıkartmaz. Doğru mu hocam? Bakın muhatap almayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkartmayacak. Sonra Resulullah Aleyhisselam devam etti. Hatta onlara can yakıcı, elem verici bir azap vardır dedi. O mecliste bulunan Ebu Zer radıyallahu anh kalktı. Bu kimseler tam bir mahrumiyet ve hüsrana uğramış olanlardır dedi. Bunlar mahrumiyet ve hüsrana uğrayan kimselerdir. Ya Resulallah bize onların vasıflarını bildir dedi. Nedir sizce Allah için soruyorum. Bana sorsalar derim ki şirk ehlidir herhalde. Bana sorsalar Allah'a ve Resulüne sövenlerdir derim. Bana sorsalar Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Bosna Hersek'te, Suriye'de, Irak'ta, dünyanın değişik coğrafyalarında Müslümanları kıtır kıtır kesen, taş üstünde taş bırakmayan, bedenlerde baş bırakmayan zorbalardır derim. Sana sorsam hilebaz, hurdacı adamlardır dersin. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Allah Azza ve Celle'nin muhatap almayacağı, yüzüne bakmayacağı, onu temize çıkartmayacağı ve elem verici bir azabın içerisine sürüklenecek sınıfın başına neyi koyuyor? Hatırladın mı Mustafa? Dedi ki Allah Resulü elbisesini kibirle yerde sürüyen adamdır dedi. Allahu Ekber. Elbisesini kibirle yerde sürüyen adamdır. Arapların içerisinde demek ki bir adet, örf. Elbiselerini uzun yapıyorlar, adamın şanı yürüsün diye. Uzaktan görenler adamın elbisesinin bolluğuna, kumaşın fazlalığını görünce demek ki itibar ediyorlar Nasreddin, dinin yardımcısı olan o hoca efendinin yekürküm dediği gibi kardeşler. Anladık mı kardeşlerim? Kibrinden dolayı elbisesini yere sürten adam dedi. Fesubhanallah. Sonra devam etti. Yaptığı iyiliği başa kakan. Ya çocuğa bir tane 1 lira veriyor. Adamdan 1 TL karşılığında bir selpak alıyor. Camını sildirtiyor. Arabasını parlatıyor. Gidiyor ensesine de şaklatıyor. Ne? Yapmış olduğu bir hayır sözle. Bir TL karşılığında selpak aldı. Senin borcunu ödüyor. Ama seni hayatın boyunca minnet altında bırakıyor. Bir gün şehir dışında bulunduğum sırada bir müftü efendi emekli olmuş. Daha doğrusu bırakmış müftülüğü. Bir müftü efendi bir köy imamının serzenişlerinden bahsetti. Şimdi diyor ki adamın biri vaktiyle camiye odun bağışında bulunuyor. Köy yeri kıymetli şeydir kışın. Odun bağışında bulunuyor. Şimdi bu adamcağıza köy halkından biri bir tarih sorsa. Ya Remzi efendi bu olay ne zaman olmuştu? Şöyle duruyormuş adam. Ben diyor camiye odun verdikten 3 yıl sonra oldu. Başka bir olay sorsalar. Ben diyor camiye odun vermeden 3 yıl önce oldu. Adam her şeyi milat edinmiş o odun vermeyle kardeşler. E şimdi bu başa kalkmak nedir, nedir kardeşlerim? Yaptığınız hayır sizde kalsın. Yaptığınız hayır sizde kalsın. Tıpkı sırtına çuvalı koyup da fakirlerin kapısına o çuvalları, erzakları koyup da öldüğünde sırtındaki izlerden tanınan selef gibi olun. Ya bizim fakirlerin kapısına bu adamcağız koyuyormuş bu çuvalları. Nereden bildin? Vefat ettiğinde onun cesedini yıkarken sırtındaki izlerden anladık.
kimse bilmiyor. Allah Azze ve Celle bizi böyle hayır sahibi yapsın inşallah. Sonra üçüncüsü, esnaf abiler. Tabii sadece esnaflarla alakalı değil. Şimdi ben ikinci el telefonumu satsam benim için de geçerli. Diyor ki benim peygamberim, yalan yere yemin ederek malını iyi bir fiyatla satmaya çalışanlardır. Ne kadar tehdit edici bir söz değil mi? Bu üç vasfa sahipleri Peygamber aleyhisselam tehdit etti. Hadisin başına da kimi koydu? Kibrinden dolayı elbisesini yerde sürten. Bakın Buhari ve Müslim'de muttefekun aleyh libas bölümünde geçiyor. Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki bir adam nefsinin hoşuna giden bir elbise giyip saçlarını da diyor düzelttikten sonra yolda kibirli bir şekilde yürümeye başladı. Bakın hadistir. Muttefekun aleyh dedim. Yani Buhari ve Müslim hadisi. Elbiseyi giydi. Gömlek tamam. Pantolon tamam. Geriye ne kaldı? Renk uyumunda bir ayakkabı. O da tamam. Mont bu renk cümbüşlüğüne uyması lazım. O da tamam. Parfüm de hacı kokusu da sıkıldı. Bu da tamam. Saçlar düzeltildi. Kınamıyorum. Bu da tamam. Yola çıktığında alımlı çalımlı yürümeye başladı. Küçük dağların aşmaya çalıştı. Yeri delmeye çalıştı. Sanki bu yaratılan şeyler ona aitmiş gibi davranmaya başladı. Bakın Peygamber aleyhisselam söyledi. Dedi ki adam o anda yerin dibine batırıldı ve kıyamete kadar da batmaya devam etmektedir diyor. Subhanallah. Ne yaptı? Zorbalık yapmadı. İnsanların kafasını kesmedi. İnsanların kollarını bacaklarını kopartmadı. Yaptığı şey giymiş olduğu elbise saçının güzelliğiyle insanları hor ve hakir görecek demek ki bir davranışta bulundu. Allah sizi de bizi de uzak eylesin. Bu hadisi de nakledeceğim, söz veriyorum, bitireceğim. Aslında konu daha devam ediyor, bir dahaki haftaya bırakacağım. Ama bu hadis önemli, burada bitireceğim inşallah, söz veriyorum. Şimdi benim peygamberim dedi ki bu insanların akıbetinden bahsettiği bir hadiste, hadis hem Tirmizi'de kıyamet bölümünde geçiyor hem de Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde geçiyor. Diyor ki müstekbirler, müstekbirler yani zorbalar, büyüklenenler. Neden büyüklenirler? Kibir ehli oldukları için değil mi? Hadise o şekilde şerh ediyorlar. Müstekbirler deyince içine kibirliler diye de eklemişler. Müstekbirler yani kibirli kimseler kıyamet gününde insan suretinde küçük ve kırmızı karıncalar olarak dirilecekler. Anladınız mı? İnsan suretinde küçük ve kırmızı karıncalar olarak dirilecekler. Zillet her taraftan onları kuşatacak. Zillet her taraftan onları kuşatacak. Hani burada böyle devasa dağlar gibilerdi ya. Sonra yine anlatacağım. Devasa dağlar gibilerdi ya. Öyle bir zillet ki küçük kırmızı karıncalar haline geldiler. Gelen basıyor, giden basıyor. Gelen çiğniyor, giden çiğniyor. Sonra Resulullah dedi ki cehennemde Bules adı verilen bir zindana sürülürler. Yani onlara has kılınan demek ki bir hapishane var. Oraya konulurlar. Onları ateş her taraftan sarar. Ve cehennem ehlinin tînetül habal denilen kan, irin ve pisliklerinden oluşan içecekleri içerler dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim bugün Irak ve Afganistan'da Müslümanları pis böcekler olarak nitelendirip onları ezmeye geldim diyenler, bugün Suriye'yi kan gölüne çevirip, yaşanmaz bir hale getirip, mümin erkek ve mümin kadınları aşağılayanlar, bugün Doğu Türkistan'da sistematik işkenceler ve baskılar ile Müslümanlara büyüklenenler, vallahi de tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhatabıdırlar. İnsanları cezaevlerine tıkıp ellerini ayaklarıyla beraber zincirleyip kafeste bulunan bir hayvana reva görülmeyecek muameleyi yapanlar,
Ey mahkumlar! Bu duvarların içerisinde ilah benim. Allah benim. Haşa ve kella. Size yardım edecek olan Rabbiniz neredeymiş? Çağırın da gelsin diyen zorbalar. İnsanların onurunu kırmak için, şerefini alçaltmak için, aslında onu himaye altına sokmak için her türlü eziyeti reva görenler, vallahi de bilsinler ki tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. Kimliğinden, ırkından, dilinden, mezhebinden dolayı insanları ötekileştiren, onları alay malzemesi yapan ve onlara kibirlenip büyüklük taslananlar tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. Zenginliğini, makam ve mevkisini, bindiği arabayı, giydiği elbiseyi, oturduğu evi insanlara büyüklük taslamak için kullananlar tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. İçinde yer aldığı cemiyeti, yaptığı hayır ve hasenatı, kendisini süsleyen fikir ve ilmi insanlara zorbalık yapmak, onları küçük düşürmek için kullananlar tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. Kısaca her sözü ve her ameliyle Allah'a isyan etmek ve Allah'ın kullarına büyüklük taslamak için hareket edenler vallahi bu hadisin muhataplarıdırlar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi kibirlene zorbaların sınıfında yer alır buyurmuştur kardeşlerim. Bu akşam bizlerin nasibine Rahman'ın has kullarının iki özelliği düştü. Onlardan biri yolda yürürken, otururken, konuşurken her durumda tevazu ehli ve vakar sahibi olmaları ve ikincisi de cahiller, kendini bilmeyenler kendilerine sataştığında selam deyip en güzel bir tavırla ve sözle onlardan uzaklaşanlardır. Cenab-ı Allah böyle bir tevazuya, böyle bir sabra ve insanlara güzel muamelede bulunmayı bizlere ulaştırsın. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Bana hakkınızı tekrar helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatuhu.